Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik'te görülmemiş bir hezimete uğradı. Üçüncü parti oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Efendim şimdi Cumhuriyet Halk Parti ana muhalefet partidir partiler içerisinde. Daha bundan başka ana muhalefet parti olamaz. Ve olmayacaktır da. Atatürk'ün getirdiği bir şeyler. Atatürk rahmetli Allah öyle bir zihin, fikir vermiş ki o zamanlar bütün geleceği 50 sene sonra, 100 sene sonra geleceği göz önüne almış ve demin dediğim gibi gençliği hitabesini yazmış ve bugün gençliği hitabede hepsi harfiyen Kur'an-ı Kerim'in değişmeyen harfleri gibi değişme harflerdir. Evet. Eğer bu tatbik edilse zaten memlekette böyle sorun olmaz. Bilecik'te şimdi tak kuruluşundan yani Atatürk'ün getirdiği ilkeler doğrultusunda altı oku CHP'ye hediye etmiştir Atatürk. Hediyesidir. İşte bu rumuz altında o zamanki bu Levli Tahat'ten çıkmış bir millet, Çanakkale Harpleri'nde 250 bin şehit vermiş bir millet, elinde hiçbir tutar bir şey yok bir millet, kanı arabalarıyla top taşımalar, şunlar bunlar vesaire savaşlarında, İstiklal Savaşı'nda, Sakarya Savaşları'nda, bütün savaşlarda o halkın toplumu yaptığı şey, yani o bir eserdir, o eser unutulamaz, tarih unutulmaz, tarih gerçektir, evet. Gerçektir. Ha. Bunun yanında kapattıktan sonra bir de zaten o tarih 80'e kadar, yani 60'lık ihlalinde 80'e kadar 20 yıl içerisinde çok şeyler değişti. O gelen partiler, yeni kurulan partiler, bilmem ne falan 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 böyle hep menfaatçilik, çıkarcılık sebebine bu partiler bu memlekete bu duruma getirdi ve yeni CHP kapatılıp da o zaman da SOLEP ismiyle yeni bir parti kuruldu CHP. Yeni partisini kurdu SOLEP adıyla ve kuruldu. Ben kurduk Bilecik'te. Ben ilçe başkanıydım. İl yönetimi oluşturdu genera. İl yönetiminden beni ilçe başkanlığına geçirdiler. Rahmetli Erdal İnemi de hatta geldi burada çok misafirimiz oldu. Ben bir iki devre idare ettim. Güzel bir tempo ile devam ediyordu. Daha o zamana kadar Bilecik'te belediye başkanlığını CHP dışında hiçbir parti alamamıştı. Sırf CHP almıştı o zamana kadar. Ha, ondan sonra biz bıraktık. Biz bıraktıktan sonra gelen yönetimler işi iyice benimsemek değil de kalbine inanmak değil de göstermelik olarak çalıştılar. Hiç gizlemem bunu. Hatta şimdi daha beter. Şimdi CHP daha beter. Son seçim. Daha Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Bilecik'teki CHP grubu, toplumu bu kadar bir ne bileyim ben darbe yememiştir. Yani seçimler geçeli 3 ay oldu. Merkez İlçe Başkanı hala bir toplantı yapmadı. İşte yapmadı. Niçin yapmadı? Çünkü suç onlarda. İl başkanı, il yönetimi, ilçe yönetimi yani gereken cevabı bu vatandaşa veremiyorlar. Kendi şahsi durumlarını dikte rejimi kullanıyorlar. Ama dikte rejimi kullanıyorlar. Sadece kendi çevresini toplayıp kendi çevresinin kişilerine iş vermek, işte cümenlere adam vermek, kayırmazsa bilmem ne gizli gizli işler yapıyorlar. Bizim partimizde gizlilik yoktur. İşte partiyi bu duruma getiren bu sene bu yönetim oldu. Evvela il yönetimi. Şimdi ya da çok mu istifa etmeleri lazımdı? Kritik noktaya gidemiyorlar. Niye gitmiyorlar? Kritik gidiyorsanız da bakalım. Vatandaş ne diyecek? Üye ne diyecek? Değil mi? Ne diyecek bakalım orada size? Ama gidemiyorlar. İkisine bakalım. İşte genel merkezin de burada, genel merkezin de suçu var. Genel merkez bunları inceleme davasına girmiyor. Biz oraya şeye gittiğimiz zaman kursa, kursa belediye encümenine ben de müracaat ettim. Kursa gönderdiler. Belediye encümenine müracaatınız var. Yasal süre içerisinde müracaat ettiniz. Ha. Kursları da tamamladınız, paraları da yatırdınız. Fakat sıralamaya baktığımız zaman
yasal süre içerisinde müracaat etmeyen birçok insan sizin önünüzde, kursa gitmeyen ve para yatırmayan insanlar var. Buradaki hak ve adalet eskiyle bugünü karşılaştırırsanız... İşte burada şimdi eski eskiden böyle şey seçimlerle olur böyle bir şey yoktu diyebilirim. Yoktu. Yani gerekçe değilse, onun geçmiş hayatı dosyasında değilse o düşünülür mü? Yani, yönetince düşünülürdü. Bu dönem yapılan parti tüzüğü ithali değil mi? Bu dönemde şahsi çıkarcılıktan başka bir şey değil bu dönem. Aynı zamanda tüzük ithali olmuş mudur? Tüzük ihlal oldu. Adam bulamadılar. 24-25 kişi falan vesaire dışarıdan eleman topladılar. Oradan şey yazdılar. Dediğin gibi belki de üye değiller daha. Parti üyeliği olmayan. Belki üye değiller. Yasal süreç içerisinde partiye müracaat etmemiş. Etmemiş yok. Partiye aidatını yatırmamış. Dolduramadılar kadroyu, 25 kadroyu. Orada ben baktığımızda bizzat gördüm işte. Bütün bu partinin yönetiminde çalışanlar, yani bayanlarda olsun, bayan kuruluşlarda olsun, efendim erkek yönetimlerde olsun, gençlik olsun. Zaten CHP'nin gençliği bitmiştir. Gençlik diye bir şey yok bile içinde CHP'nin. Yani yukarısının ayarsızlığı bu. Genel merkezin ayarsızlığı. Genel merkez bunları duymuyor mu? Görmüyor mu? Görüyor. Ya neden bu sene böyle oldu, bu CHP'nin durumu alt tabakalara kadar düştü diye niye yapmıyorlar açıklamasını? O zaman çeşitli sebep şeyler var işin içerisinde. Gizlenmiş bir şeyler var. Bunların ortaya çıkarılması lazım. Her yönüyle. Artık yani batakhaneye dönmüş. Sivrisinekler salmış her tarafı. Bu bataklık kurmadan sivrisine görmez. Bunlar bu duruma getirdiler partiye. Ve Bilecik'te bu partiye yeni bir yönetim, yeni bir sistem getirilmedikten sonra bu parti iflah etmez. Gerekçe bu. Yani şöyle böyle falan, şov yapıyorlar. Mikrofon ellerinde, daha şöyle kalır, şov. Şovdan olmaz bu iş. Vatandaşa yaklaşım da olur bu iş. Toplum işidir bu iş. Şahıs işi değil bu. Genel işidir. Yani siyaset işi. Yok öyle şey. Sırf adam böyle, ben buraya geçerim de, ileride işte milletvekiline alay olurum, bilmem ne. Bu şartlar, bu düşüncelerle iş başarı gelinmez. Ve onların yapacağı işten de hayır gelmez.